Kamari ayların sonuncusu Zilhicce ayına ulaşmış bulunuyoruz. Zilhicce ayının 10. günü Kurban Bayramı ve Hac ibadetinin yerine getirildiği gündür. En'am suresi 162. ayet kerimesinde Yüce Rabbimiz de ki şüphesiz namazım da, diğer ibadetlerim de, hayatım da, ölümüm de sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de hadis-i şeriflerinde Ademoğlu kurban bayramı günlerinde Allah katında kurban kesmekten daha sevimli bir ibadet yapmış olamaz buyuruyor. Mali ibadetlerimizden olan kurban bayramı arifesine ulaşmış bulunuyoruz. Yüce Allah'a manen yaklaşmamıza ve kardeşliğimizin pekişmesine vesile olan kurban bayramının heyecanı yüreklerimizi sardı. Kurban da ihlas ve samimiyet sınavına tabi tutulan Adem aleyhisselam evlatları Habil ile Kabil'i hatırlarız. Kurban ibadetinde sadakat ve teslimiyet sınavından geçen İbrahim aleyhisselam ile oğlu İsmail aleyhisselamın hatıratını vardır. Kurban ibadetinde Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın vefası, fedakarlığı ve cömertliği vardır. Onun ümmetinde kurban, paylaşma, yardımlaşma ve kardeşlik sınavının adı olmuştur. Yüce kitabımızda kurbanın niçin kesilmesi gerektiği açıklanmış, kurbanların etlerinin ve kanlarının Allah'a ulaşamayacağı, sadece kurban kesen müminlerin ihlas ve amellerinin Allah'a ulaşacağı bildirilmiştir. Kurban yakınlık anlamı taşımakta ve kul kesmiş olduğu kurban ile Allah'a yaklaşmaktadır. Kurban günlerinde kadın erkek kurban kesen kesmeyen her müminin üzerine teşrik tekbiri getirmek vaciptir. Teşrik tekbirleri arife günü sabah namazında başlar ve bayramın 4. günü ikindi namazında sona erer. Yani 23 vakittir. Bu günlerde tekbirlerin unutulmaması gerekir. Çünkü tekbirler getirmek vacip bir ibadettir. Kurban bayramı aynı zamanda sosyal yardımlaşmanın da önemli bir ayağıdır. Kurban etlerinin değerlendirilmesi hususunda sevgili Peygamberimiz komşuya, fakire ve kendi aile efradına ikram etmeyi tavsiye etmiştir. Kurban etlerinin üçe bölünerek değerlendirilmesi Peygamber Efendimizin sünnetine en uygun olandır. Bir kısmı aile efradına, bir kısmı ihtiyaç sahiplerine, bir kısmı da misafire ikram edilmesi tavsiye olunan şeklidir. Kurban bayramlarında özellikle ihtiyaç sahipleri unutulmamalı, onlara bir nebze de olsa katkıda bulunulmalıdır. İhtiyaç sahibini kurbanın etinden, derisinden faydalandırmak gerekir. Toplumda öyle kimseler var ki hakikaten yılın belirli günlerinde ancak ikram edilirse et yiyebilmektedir. Eğer bu durumda olan kimseleri biz bilmiyorsak, fakirler için çalışan dernek ve vakıflar aracılığıyla o insanlara faydalı olabiliriz. Kurbanı herkes değil, hali vakti yerinde olanlar kesmelidir. Kurban kesilmeden bu ibadet yerine getirilmiş olmaz. Allah'a yakın olmak için bir hayvanın mutlaka kurban niyetiyle boğazlanmış olması şarttır. Kurban olacak hayvanlarda yaş çok önemlidir. Bir yaşını doldurmayan keçiler ile 6 ayı geçtiği halde 1 yaşındaki gibi gösterişli olmayan kuzular ve 2 yaşını doldurmayan büyükbaş hayvanlar kurban olmaz. Kesilecek hayvanların mutlak surette kurban niyetiyle kesilmesi şarttır. Özellikle ortak kurban kesecek kardeşlerimizin bu konulara dikkat etmeleri gerekmektedir. Dinimiz tam bir sosyal yaşam dinidir. Onun için bazı ibadetler ferdi, bazı ibadetler de mutlaka topluca yapılır. Bayram namazları da toplu yapılan ibadetlerdendir. Bayram namazları yılda 2 defa Ramazan ve Kurban bayram namazı olmak üzere kılınır. Bayram namazına giderken mutlaka çocuklarımızla birlikte gidelim. Özellikle o günlerde yapılan ibadet ve duaların makbul olduğunu unutmayalım. Dünyanın birçok yerinde maalesef haksızlıklar ve zulüm hüküm sürmeye devam ediyor. Özellikle Suriye, Mısır, Filistin, Doğu Türkistan ve Arakan şu an Müslümanların içini sızlatan olaylar her gün daha da derinleşiyor. Bir an evvel buraların zulümden kurtulmaları için hep birlikte elimizden geleni yapalım ve dua edelim. Oralardaki kardeşlerimizin de bayramlarını kutlayalım. Bugün dünya coğrafyasında kurban ibadeti yerine getiriliyor. Fakat kurban bayramında
Türkiye'nin ve Türk insanının farklı bir yeri var. Kaderşinas halkımız mazlum coğrafyalara ulaşarak hem oradaki insanların yılda bir defa da olsa et yemesini sağlıyor, hem de kurban ibadetini dünyanın her yerinde ifa ediyor. Kelime manası olarak yakınlaşmak olan kurban, hem kurban keseni Allah'a hem de insanları ve ülkeleri birbirine yaklaştırıyor. Bayramlar aynı zamanda duaların kabul edildiği, kırgınlıkların, dargınlıkların ortadan kalkıp ziyaretlerin yapıldığı müstesna günlerdir. Neşe, sevinç ve mutluluk günleri içinde bayram yaparken bu alemden ebedide göç eden yakınlarımızı da unutmayalım. Onlar için hayır duada bulunalım. Kabir ziyaretinin dinimizin güzel örneklerinden olduğunu gözden ırak etmeyelim. Bu yıl içinde bulunduğumuz hafta zafer haftasıdır. Ecdadımız bize bu cennet vatanı miras bırakırken kanlarını, canlarını ve mallarını Allah için, vatan için, bayrak için feda etmişlerdir. Aynı zamanda 30 Ağustos Zafer Bayramı da yakındır. Onu da tebrik ediyoruz. Milletimize hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Kurban Bayramı'nın genelde İslam alemine, memleketimize, özellikle Kütahya halkımıza, kıymetli meslektaşlarımıza hayırlar getirmesini niyaz ederken sağlık, huzur ve mutlu bayramlar geçirmelerini temenni ediyoruz. Şunu da belirtelim. Kurban bir ibadettir. Bayram da Müslümanların en özel günleridir. Bu günlerde kurbanın vekaletini verip, kurbanı başkasına kestirip kendimiz bayramdan, kurbandan uzak tatil yapmayalım. Aynı zamanda bayram akrabalarımızın ve özellikle aile büyüklerimizin ziyaret edilmesi gereken günlerdir. Bu günlerde mutlak surette ziyaret yapmaya gayret edelim. Dargınlık olmasın. Kurban kesilirken de mutlak surette çocuklarımızı gösterelim, görsünler. Kurban bir ibadettir çünkü. Bunları biz bayramları tatile çevirmeyelim diye düşünüyoruz. Teşekkür ediyoruz. Peki son yıllarda bayram denince tatil aklı geliyor. Ve bayramlarda tatil yerleri, sahil kenarları dolup taşıyor. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi mevsim itibariyle dini bayramlar yaz günlerinde geldiği için tabii bunlar olabilen şeyler. Ama burada ibadet ile tatili birbirinden ayırt etmek gerekir. Yani devletin almış olduğu yani tatil uzatma günlerinden dolayı bu şey yani bayramı tatille birleştirmek çok adet oldu. Onun için mümkün mertebe mesai günlerinde tatil zamanını yapmak gerekir. Tabii bu uzun tatiller ve bayramlarda insanların tatile gidip bayramdan ve ibadetten uzak olması toplumda da kültürel olarak bir kayma meydana getiriyor. Onun için biz ibadetlerimizi ve örfümüzü kaybetmememiz gerektiğini düşünüyorum. Kurban Bayramı denilince akla et bayramı geliyor. Kurbanlar kesildikten sonra vatandaşlar mangal yapıyorlar kurban etiyle, pikniğe gidiyorlar. Bu nasıl, ne kadar doğrudur? Şimdi yani hadis-i şerifte de belirtiliyor üzere kurban etleri üçe bölünmeli. Yani uygun olanı bu. Bir kısmını aile efradıyla kendisi yemeli, bir kısmını ikram etmeli, bir kısmını da mutlaka dağıtmalı. Şimdi biz aile efradıyla yemeği, ikram etmeyi yapıyoruz. Ama dağıtma kısmını biraz eksik yapıyoruz gibime geliyor.